kardeşim yemin ederim düşünüyorum da doğum günümde bile şu 2 yıllık benim bir erkek arkadaşım olmuştu. Doğum günümde ne yaptı bana biliyor musunuz? Ocak başına gittik ya. Yemin ederim. Bak yemin ederim adamdı romantik. Ocak başı. Tamam bak romantikti de ocak başına gitmiştik. Et kokulu. Yüzden... Şaka yapıyorsun. Kız bir ne işiniz var ocak başında ya? Benim yanımda alt komşum. O da en romantik anın ocak başı mıydı gerçekten? Yemin ederim ocak başı. Romantik anın yok, yok yani. Güzel vardı. Bak nasıl vardı? Ben mesela benim hayatta en çok süslerde sevdiğim şey kocaman balonlar var ya. Biliyorum ben onları, balonları balon, sevdiğim. Hayatımda en sevdiğim şey benim çiçek ve balon. En güzel şeyler sanırım o balonlardan bir sürü almıştı bir kere. Ben onu arabamın üstüne bağlamıştım. Hani onunla gezmişti kızlar. Odur herhalde pek romantik birisi değil. Doğum günümde beni ocak başına götüren bir adamla ne bekliyorsun? Bir de var ya pasta bulamamış son dakika sanırım doğum günüm aklıma gelmişti. Pasta bulamamış gitmişsen orada bir tane pastaneden bir pasta yani almış. Burada neler konuşuyor hala eski adamları konuşuyor ya. Şey. Onu dağıtmaya çalışmışlar. Bu kadar da kesip atabilir aslında. Yani rezillikti ya. Hiç yani yok hiç romantiklik yoktu yani. O yüzden... Ben şu an en romantik şeyleri Onur'la yaşıyorum. Çünkü Onur gerçekten çok düşünceli birisi. Ha o da düşünceli miydi? Düşünceliydi de ince düşünmek diye bir şey var ya. O bildiğin sahipleniyordu ama ben her şeyin ince düşünemiyordu. Üretken değildi. Kız düşün ocak başı ya. Kur'an çarpsın 4 kişi ocak başına gittik doğum günümde. Sonra bir de bir şarkı açtılar ocak başına happy birthday to you. Happy the birthday to you diye dananın etleri. Benim rezilliğimi düşünüyorum. Etler ya diye. Benim rezilliğimi düşünebiliyor musun? Ocak başında happy the birthday to you. Ortada şeyler, biftekler, köfteler. Kenardan alınan kötü bir pas, yani kötü demeyim de yani başkası için emanetler o zaman üstü değiştirdi. Kim bilir o zaman nasıl sevindim burada böyle söylüyorsun. Kız neyse şok oldum. Ben de bir giyinmişim. Beni bir gör özel sürprizler falan bekliyorum. Et kokulu oturdum ortada bir gece. Kuaförde diye tırnaklarımı yaptırdım, makyajımı yaptırdım. Bir gittim kebapçıdayız. Ben şok yani. O gün bugün romantizme tövbe ettim kardeşim. Ben öyle Belki de bak bugün onu... Abi Allah var. Aycan. Bak en insaflısını yaptı. Gördün mü? Kız ne güzel. Seni de dillendirdi. Eski ilişkisinin olduğunu söyledi. Ya abi anlatmasa da olurdu aslında. Anlatmasa da olurdu ama... Herkes anlattı diye abi. Ona da yani belli ki sıra gelmiş. Gerçi tamam yani. Belli abi. En güzel bak. Anlarını benimle yaşadığını aynen söyledi. Aynen öyle abi. Birazcık içimin yağları eridi aynen açıkçası. Aynen öyle abi. Senin ne kadar naif insan olduğunu söyledi. Kardeşim sor yani. Abi ben gideceğim ama ona güzel bir sürpriz yapalım. Gel. Yapalım. Gel ona bir sürpriz yapalım. Bak bu pastadan bir kalp çıkartalım kardeşim. Tamam bak. Hatta şöyle kes bunu şu şekilde. Kalp yap bunu. Ben tamam, bir tabak bu getireyim. Bu bende tamam. Tamam ben bir tabak getireyim ben. Abi şuradan bence gül de al. Hah. Kesinlikle şu. Gül ağzına koy bence. O ağzında böyle götürür ya. Onu şöyle tamam. Ağzına koysana mı nasıl oluyor? Tamam. Bunu erkeğin geldi hani. Aynen öyle. Mangal başı değil de hani düşünceli sevgili. Dur bakayım. Evet. Buradan olduğu kadar. Ama bence Aycan bu hediyeyi hak etti ya. Ya bence kesinlikle hak etti ya. O kadar insan arasında. Dilem'le Rabia o kadar anlattı. Gözlerindeki kesin. O gülümseme. Hani üstüne Aycan'ın bunu yapması... Gerçekten şahane. Mukayese etti. Onur'u pohpohladı orada. Mum da koyalım mı mum? Helal olsun. Kesinlikle koymayın. Mum var. Şöyle yapalım onları şey yap. Yak abi o zaman hemen. Şuraları yapıştır. Yakma giderken söner o. Oradayken yıkarsın. Ha, aynen. İçin altını. Mumları alayım altını ben. Altını yok altını şöyle yapıştır ama tamam yakarsın. Mumları alayım ben hallederim tamam. Onu şöyle. Hadi. İnşallah verirler de izleriz biz de. Aycan'ı tebrik ettim Zer abi. Valla muz da biz yerim bari ne yapalım. Bir şey söyleyeceğim. Şurada oturalım ya rahat rahat. Ben bir su içip geleceğim ya. Siz geçin. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.
bir kurban.